Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güle güle resmine Saadet Partisi liderinden jet yanıt geldi. Karamollaoğlu, münakaşaya girmeyi uygun bulmam dedi. Cumhur İttifakı'na katılmak içinse 3 şart ortaya koydu. İşte o şartlar. Güle güle demekten başka elimizden bir şey gelmez. Lüzumsuz münakaşalara, lüzumsuz tartışmalara girmeyi de şahsen doğru bulmadım. Cumhurbaşkanının o açıklamasına yanıt hemen akşamında geldi. İttifak tartışmalarının odağındaki isim Karamollaoğlu bir kez daha ittifak gündemimizde yok dedi ama kapıyı tam olarak kapatmadı. İttifak zaten kamplaşmaya vesile olacağı için bizim gündemimize almak istemediğimiz bir konu. Ancak bir takım dirsek temasları olur mu? Bu da o zaman gündeme alınması icap eden bir konu. AK Parti MHP ittifakında yer almak için ciddi değişiklikler gerekli dedi, şartlarını açıkladı. Politikalar değişmediği sürece bizim bir araya gelmemizin de bu memleketin hayrına da fazla bir şey oluşturmayacağı kanaati. Saadet liderinin o üç şartının başında, yani olmazsa olmazı, siyasetin üslubunun değişmesi. Kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı değil, kucaklayıcı olması gerektiğine inanıyordu. Barış sağlanmazsa Türkiye'de birçok adımlar da atılmaz. Kucaklayıcı politikanın yanı sıra güçler ayrılığının sağlanması, yolsuzluk ve israfla mücadele de diğer şartlar. İşte o üç nokta değişmezse Cumhur İttifakı içinde yer almayı düşünmüyor Saadet. Başka bir yol veya yol arkadaşı seçiyorlarsa onlara da güle güle demekten başka elimizden bir şey gelmez. İttifak tartışması sürerken dikkat çekici bir açıklama daha yaptı Saadet lideri. 53 yıllık hayat arkadaşının eşinin İngiliz olduğunu ilk kez açıkladı. Ben İngiltere'de tahsil yaptım. Oradayken de eşimle evlendim. Hem Müslüman oldu hem Türk vatandaşıdır zaten.